Arkadaşlar merhaba. Genel kollukla ilişkiler ve Kaan eğitimi, özel güvenlik eğitimi ders anlatımı, genel kollukla ilişkiler ve Kaan dersimizle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar kolluğun tanımını yapacağız. Genel kolluk, özel kolluk, özel güvenlik nedir? Genel kollukla yani kollukla özel güvenlik arasındaki ilişkilere değineceğiz. En sonunda da arkadaşlar Kaan projesine anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde bölümü tamamlamış olacağız. Şimdi güvenlik kavramı nedir? Bir tanım yapmak gerekirse güvenlik en yalın tanımı ile tehlikesiz, emniyette olma halidir. İnsanlara toplumu yaşama geçmeleriyle başlayan güvende olma ihtiyacı devlet olgusunu doğurmuştur. Devlet öncelikle kendini korumak, varlığını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını geliştirmek için çalışmakla beraber işbirliği yapan insanlardan oluşan toplumun karmaşık ilişkilerini düzenleyen kurumlar üstü bir yapıdır. Çok yönlü ve soyut bir kavram olan devlet, halkın örgütlenmiş bütününü temsil eder. Devlet, çağdaş toplumlarda en önemli kurum olup üstün bir yaptırım gücü ve zorlama olanağına sahiptir. Toplum içerisinde suç işlenmesini önlemeye yönelik tedbirler almak, kamu düzenini ve kanun hakimiyetini sağlamak, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini korumak devletin en önemli görevlerindendir diyebiliriz. Güvenlik kavramı ise toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca emniyet içerisinde yaşayabilmesi durumunu ifade eder. Güvenlik denince ilk akla güvenlik kuvvetleri gelir arkadaşlar. Bu algılamanın nedeni güvenlik kavramının toplumsal bir tür örgütlenmeye ihtiyaç duymasıdır. Kolluk yani zabıta kavramı. Kolluk kavramı daha basit bir tabirle. Kolluk geniş kapsamlı bir kavram olarak çeşitli anlamlar ifade eder. Bir yandan kamu düzenini sağlayan, koruyan ya da bozulduğunda eski durumuna getiren yönetsel etkinlikler anlamına gelen kolluk. Diğer yandan bu tür etkileri yürüten görevliler anlamında kullanılmakta ve kolluğa zabıta da denilmektedir aslında. Kolluk iç güvenlik ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi aracıdır ve merkezi yönetimin emri altında görev yapar. Başka bir deyişle kolluk faaliyeti idarenin kamu düzenini korumak amacıyla yaptığı tüm işlemlerdir. Emniyet Teşkilatı Kanunu'na göre memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden İçişleri Bakanı sorumludur. Genel kolluk kuvvetleri olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından İçişleri Bakanı'na bağlıdır. İl İdaresi Kanunu'na göre vali ve kaymakamlar il ve ilçe sınırları içerisinde kamu düzeni sağlanması ve güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve bozulan kamu düzeninin yeniden kurulması için gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak konusunda tam yetkilidir. Vali, il ve ilçede sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir der arkadaşlar. 5442 sayılı kanun madde 11a arkadaşlar. İlde validir arkadaşlar. Aslında ilçeye de etkilidir valinin yetkileri. Fakat ilçe kapsamında, ilçe özelinde ise kaymakamdır mülki amir arkadaşlar. Kolluk çeşitleri. Emniyet Teşkilatı Kanunu'na göre kolluk teşkilatı genel kolluk ve özel kolluk olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu madde 3'te geçer bu. Genel kolluğa bakacak olursak sırasıyla daha sonra özel kolluğa da değineceğiz. Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Genel kolluk kuvvetleri arkadaşlar. Yani polis, jandarma ve sahil güvenlik. Polis belediye sınırları içerisinde jandarma belediye sınırları dışında kalan ve henüz polis teşkilatı olmayan yerlerde sahil güvenlik, deniz, liman ve kara sularımızda kamu düzeni sağlanması ve korunması konusunda görevli ve yetkilidir arkadaşlar. Polis silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki türlü görev yapar arkadaşlar. Polis emniyet hizmetleri sınıfına mensup olan silahlı, üniformalı veya sivil olarak görev yapan her rütbedeki personeldir der. Polis teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğü'dür ve İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Polisin görev ve yetkileri 25-59 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile belirlenmiştir arkadaşlar. Jandarma, Türkiye Cumhuriyeti Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzenini korumasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir. 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Kanunu'na geçer bu. Jandarma Genel Komutanlığı silahlı kuvvetlerle ilgili görevlere eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığı'na, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Jandarmanın görev ve yetkileri 2803 sayılı Jandarma Teşkilat ve görev ve yetkileri hakkında kanunda düzenlenmiştir arkadaşlar.
Sahil güvenlik, bir diğer genel kolluk birimi olan sahil güvenlik, bütün sahillerimiz, karasularımız ve iç sularımızda liman ve körfezlerimizin korunması, güvenliğini sağlanması, deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuş silahlı bir güvenlik kuvvetidir. Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde olup barışta görev ve hizmet yönden İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanı'nın isteği üzerine bir kısmı ya da tümüyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat komutasına veya emrine, savaş halinde tümüyle doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer. Görev ve yetkileri 26.92 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile düzenlenmiştir arkadaşlar. Bu şeyler arkadaşlar, genel kolluk bilgilerini arkadaşlar detaylı olarak kolluk hukuku dersimizde değinmiştik arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz daha detaylı içeriğini arkadaşlar. Erkan Tosun YouTube kanalında yer alıyor bu kolluk hukuku dersi. Yardımcı kolluk, asıl kolluk görevlerinin bulunmadığı zaman bizzat görevli olan ve asıl kolluk görevlerinin görev ve yetkilerini kullanan kişilerdir. Çarşı ve mahalle bekçileri bu statüde değerlendirilebilir arkadaşlar. Kolluk yetkisi kullanılan gemi kaptanlara, Türkiye Elektrik Kurumu tesislerini koruma görevlileri denmiş arkadaşlar. Bu şu an arkadaşlar özel güvenlik görevlileri tarafından korunuyor arkadaşlar. Devlet Demir Yolları İşletmesi şeklinde nitelendirilebilir. Burada en dikkati çeken arkadaşlar çarşı ve mahalle bekçileri yardımcı kolluk statüsünde değerlendirilebilir aslında genel kolluğa. Bu çarşı mahalle bekçileri özel kolluk olarak değerlendirilemez arkadaşlar. Çünkü sınavlarda bazen soru olarak gelebiliyor. Özel kolluk. Genel kolluk dışında kalan ve ancak belirli bazı kolluk görevlileri için özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluktur. Devlet ve yetkili diğer kamu tüzel kişilerince özel kanunlar çerçevesinde kurulup teşkilatlandırılan, kendi hizmet alanında güvenliği sağlamak amacı taşıyan ve kendi kanunlarına göre silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kolluk kuvvetidir özel kolluk. Mesela çiftçi malları koruma kolluğu, köy korucuları ve köy bekçileri, kır bekçileri, orman kolluğu, gümrük ve tekel zabıtası, yani gümrük muhafaza memuru diyebiliriz arkadaşlar, artık tekel zabıtası kalmadı. Ordu kolluğu, belediye kolluğu, belediye kolluğu dediğimizde zabıtalar arkadaşlar biliyorsunuz. Fakat özel güvenlik bir kolluk değildir arkadaşlar. Özel kolluk yardımcı kolluk değildir. Özel güvenlik yardımcı kolluk değildir. Sivil kolluk değildir. Özel kolluk değildir arkadaşlar. Özel güvenlik kolluk değildir arkadaşlar. Çünkü kolluk hizmetleri kamu tekelinde yürütülen hizmetlerdir arkadaşlar. Biliyorsunuz özel güvenlik özel güvenlik hizmetleri arkadaşlar ülkemizde %90'dan fazlası özel şirketler tarafından yürütülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla özel şirketlerin yürüttüğü bir hizmeti kolluk hizmeti olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır arkadaşlar. Özel güvenlik 5188 sayılı kanunun birinci maddesinde belirtildiği gibi kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette yürütülen bir hizmettir arkadaşlar. Bir kolluk hizmeti değildir. Buna değindikten sonra şimdi genel kolluğun görev, yetki ve sorumluluklarına bakalım. Kamu düzeninin sağlanması ve korunması kapsamında genel kolluk kuvvetlerine tanınan görev ve yetkiler İçerik olarak aynı, görev alanları farklıdır. Belediye sınırları içinde polis, belediye sınırları dışında jandarma, sahil kesiminde ise sahil güvenlik, emniyet ve asayiş sağlama ve kamu düzenini koruma amacıyla görev yaparlar. Görev, yetki ve sorumluluklara devam etmek gerekirse şimdi durdurma, kimlik sorma ve kimlik tespit etme yetkisi. Genel kolluk kişileri ve araçları bir suç işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan failleri yakalamak, topluma yönelik mevcut ya da muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurma ve kimlik sorma yetkisini kullanabilir. Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir. Görevli kendisinin genel kolluk mensubu olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları konusunda gerekli kolaylık gösterilir. Kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan Cumhuriyet Savcısı haberdar edilir ve bu kişi kimliğini açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Parmak izi ve fotoğraflar alma yetkisi, genel kolluk her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport gibi belge almak için başvuruda bulunan genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan, sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde ülkeye giriş yapan sair yabancılar ve gözaltına alınan kişilerle gönüllülerin parmak izini ve yasaya göre gerekenlerin fotoğraflarını alır. Alınan parmak izi ait olduğu kişinin kimlik bilgileriyle birlikte bu amaca özgü sisteme kaydedilerek saklanır.
Arama yetkisi genel kolluk tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş yazılı emirle kişilerin üslerini, araçlarını, özel kağıtlarını ve eşyasını arar. Alınması gereken tedbirleri alır. Suç delillerini koruma altına alır. Arama talep piyasasında arama için makul sebeplerin oluştuğunu gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir. Genel kolluk tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı bina ve tesislere gelenlerin herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın üstünü, aracını ve eşyasını teknik cihazlara gerektiğinde elle kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir arkadaşlar. Bu yerlere girmek isteyenler kimliklerini sorulmaksızın ibraz etmek zorundadır. Milletler arası anlaşma hükümleri saklıdır der bu kapsamda. Yakalama ve gözaltında tutma yetkisi suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hallerde suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan şüphelileri, haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama veya tutuklama kararı bulunanları, halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olanları veya sarhoşluk halinde başkalarına saldıranları, uyarıya rağmen bu hareketlere devam edenleri, usulüne aykırı şekilde ülkeye giren ya da haklarında sınır dışı etme veya geri verme kararı alınanları, genel kolluğun kanunlara uygun olarak aldığı tedbirlere karşı gelenleri, direnenleri ve görev yapmasını engelleyenleri, toplum için tehlike teşkil eden akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı, serseri veya hastalık bulaştırabilecek kişileri, haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci yönüne çıkarılmasına karar verilen küçükleri yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar. Zor kullanma yetkisi, genel kolluk görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir. Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispetle bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanabilir. Genel kolluk zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda zor kullanmanın derecesiyle kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir. Bir diğer yetkisi silah kullanma yetkisi. Genel kolluk kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın Türk Ceza Kanunu meşru müdafaya ilişkin hükümler çerçevesinde savunmada bulunur. Genel kolluk, meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında bedeni kuvvet maddi ve maddi güç olarak etkisiz hale getiremediği direniş kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halde şüphelinin yakalanması sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanmaya yetkilidir. Genel kolluk silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde dur çağrısında bulunur. Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde önce uyarı amacıyla silahla ateş edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi, dolayısıyla ele geçirilmesi mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edebilir genel kolluk. El koyma yetkisi, cana, hırza, mala veya tasarruf, emniyetine tecavüz, sabotaj, toplumda tedirginlik, korku ve dehşet meydana getirerek sırf kamu düzenini bozmaya ve milli güvenliği sarsarak anayasada belirlenen cumhuriyeti tehlikeye düşürmeye yönelik şiddet eylemlerine girişileceğini gösteren kesim, belirtilen elde edilmesi halinde umumi ya da umum açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında araçlarında eylemlerle ilgili kişileri ele geçirmek amacıyla kişilerin üstlerini, araçlarını ve eşyasını arar. Suç unsuru gördüklerine el koyar, evrakıyla birlikte adalete teslim eder. Adli görev ve yetkileri genel kolluğun. Genel kolluk ceza muhakemesi kanunu ve diğer mevzuatta yazılı soruşturma işlemlerine ilişkin görevleri de yerine getirir. Bir suç işlendiği veya işlenmekte olduğu bilgisine edinen genel kolluk, olay yerinin korunması, delillerin tespiti, kaybolmaması ya da bozulmaması için acele tedbirleri aldıktan sonra el koyduğu olaylara yakalanan kişilerle uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet Savcısına bildirir ve Cumhuriyet Savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerini yapar. Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan genel kolluk bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişilere işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder. Burada men etme yetkisinden de bahsediyor. Zorla getirme ve ifade alma yetkisi, genel kolluk yaptığı tahkikat esnasında ifadelerine başvurulması gereken kimseleri çağırır ve kendilerine gerekli olan şeyleri sorar, yani ifade alır. Trafik hizmetlerine
ilişkin görev ve yetkilere 29-18 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatlarına verilen görevlerini yerine getirmek ve bu amaca yönelik hizmetler yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen ilçelerde tescil şube veya büroları kurulur. Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve belgelerini, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, el koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, araçlarının tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistik bilgileri toplamak ve değerlendirmek gibi görev ve yetkileri vardır. Jandarma Genel Komutanlığı da Karayolları Trafik Kanunu'ndaki şartlara uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya yetkilidir. Biliyorsunuz uygulamada jandarma trafik birimleri de var arkadaşlar. İstihbarat toplama ve dinleme, polis ülkenin bütünlüğüne, anayasa düzenine ve genel güvenliğine ilişkin önleyici ve koruyucu tedbirler almak, emniyet ve asayiş sağlamak üzere ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur ve bu amaçla bilgi toplar. Devletin diğer istihbarat kurumlarıyla işbirliği yapar. Polis tarafından örgüt faaliyeti çerçevesinde yürütülen uyuşturucu madde, haksız kazanç sağlama ve benzeri suçların önlenmesi amacıyla gerekli izinler alınarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Tabii ki bunlar gerekli prosedürler izlenilerek yapılıyor arkadaşlar. Yani savcı talimatıyla. Engel olma, yasaklama yani önleme yani men etme yetkisi de diyebiliriz. Genel ahlak ve edep kurallarına aykırı olarak utanç verici ve toplum düzenine bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanları, çocuklar, kız ve kadınlar ile genç erkeklere sözle veya herhangi bir şekilde sarkıntılık edenleri, kötü alışkanlıklara ve her türlü ahlaksızlığa yönelten ve teşvik edenleri, genel ahlaka aykırı mahiyette her türlü sesli ve görüntülü eserleri üreten ve satanlara herhangi bir müracaat ve şikayet olmasa bile engeller, davranışların devamını durdurarak yasaklar. Yani resen yapabilir bunlara. Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerlerle kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile 18 yaşını doldurmamış küçüklerin girmesine men eder. Belirli yerlere girme yetkisi, imdat istenmesi veya yangın, su baskını ve boğulma gibi büyük tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi halleriyle ağır cezalı bir suçun işlenmesine veya yapılmakta olunmasına mani olmak için konutlara, iş yerlere ve eklentilerine girebilir genel kolluk. Ayrıca kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birhane, kahvehane, sinema, kıraathane ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır. Bu iş yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği yetkili kolluk kuvvetine gönderilir. Bu gibi yerler genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından denetlenir. Bir tehlike karşısında bulunan ve imdat isteyen herkese yardım etmekle, yolda hastalanan, kazaya uğrayan ve yerine gitmeye gücü bulunmayan kimselere uygun bir ulaşım aracı sağlamak, ilgili sağlık kuruluşuna gönderme ya da sağlık personeli bulmak, ailelerine haber vermek, gerekliyse refakat etmek, sokaklarda serseri gibi dolaşan ve düşkün durumdaki kimselerin ya da çocukların temsilcilerini araştırıp bulmak ve kendilerine teslim etmek genel kolluğun görevidir. Polis ve jandarmanın sorumluluk alanına bakacak olursak polisin görev ve sorumluluk alanı il ve ilçe belediye sınırları dahildir. Genelde merkezi yerleşkeler arkadaşlar, kent merkezleri yani, il ve ilçe merkezleri diyebiliriz. Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı, jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı polis görev sahası dışı olup bu alanlar il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir arkadaşlar. Genel olarak polis karakolu bulunmayan yerlerde jandarma karakolları vardır arkadaşlar. Jandarmanın sorumluluk alanının polise devredilmesi, gerek mülki ve gerekse mahalli idaredeki değişiklikler ve kentleşme nedeniyle ortaya çıkan yeni durumlar karşısında jandarmanın sorumluluğuna verilmiş alanlar aşağıdaki esaslara göre kentleşme nedeniyle jandarma sorumluluk bölgesinin belediye sınırları içine girmesi, özel kanun ve nizamların öngörmesi, ilgili bakanlıklarca gerekli görülen ve özellik taşıyan yerler için özel düzenleme getirilmesi durumlarında valinin önerisi, Jandarma Genel Komutanı'nın uygun görmesi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile polise devredilebiliyor arkadaşlar. Jandarma ve polisin sorumluluk alanının belirlenmesi,
Jandarma ve polisin sorumluluk alanları mülki amir ya da yetkili kılacağı görevlinin başkanlığında jandarma, emniyet ve belediye temsilcilerinin katılacağı bir komisyon tarafından belirlenir ve bir protokolle gösterilir. Oy birliğiyle alınan kararlar kesindir. Oy birliği sağlanamayan durumlarda Bucak ve ilçelere ilişkin sorumluluk alanları konusundaki itirazları vali kesin olarak çözümler. Buradaki kararlar düzenlenecek protokole esas alınır denmektedir arkadaşlar ilgili mevzuatta. Sahil güvenlik, yetki ve görev, yetki ve sorumlulukları. Sahil ve kara sularımızı korumak, denizlerde can ve mal güvenliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak, deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemlerini önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, limanlarımıza gelen ve ayrılan gemileri ve yüklerini kontrol etmek, sağlık belgesi ve vizelerinin bulunup bulunmadığını denetlemek, liman sınırları dışında ticaret, denizde can ve mal koruma, zirai mücadele ve zirai karantina, su ürünleri, turizmi teşvik ve benzeri konulardaki kanunlara seyir güvenliğiyle demirleme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hükümlere, deniz ve hava araçları ile denizlerin kirletilmemesi konularına ilişkin uluslararası anlaşmalara aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, deniz ve kıyılarda görülebilecek başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerle ilgili gerekli koruma tedbirlerini alarak ilgililere haber vermek, deniz seyir yardımcılarının ilgili hükümlere göre çalışma durumlarını yetkili kuruluşlarca konulan deniz engelleriyle batık işaretlerini sürekliliğini izleme, kontrol etmek, görülen aksaklık ve noksanlıkları ilgililere bildirmek, uluslararası anlaşmalarda öngörülen düzeyde arama ve kurtarma görevlerini icra etmek, kara sularımıza giren mültecileri silah, mühimmat gibi harp aletlerinden arıtmak ve ilgililere teslim etmek, görev alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerince takibi gerekli suçlarla karada başlayıp denizde devam eden yukarıdaki suçlar dışındaki suçların izlenmesine ve suçların yakalanmasına güvenlik kuvveti olarak diğer güvenlik kuvvetlerine yardım etmek gerektiğinde bu suçlara el koymak ve suçluları yakalayıp yetkili makamlara teslim etmek, liman sınırları dışında Türk kanunlarına göre cezalandırılması gereken eylemlerle ilgili kanun ve uluslararası anlaşmaların hükümlerine göre el koymak, suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi halinde yetkili güvenlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar suçluların kaybolması ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler sahil güvenlik kuvvetleri. Bu durum en kısa sürede gerekli imkanlar kullanarak mahalli mülkiye amire bildirilir. Sahil güvenlik komutanlığı mensupları kendilerine kanunla verilen görevlerin yapılmasında silah kullanma yetkisi dahil kanunların diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler arkadaşlar, genel kolluk olduğu için. Görev ve sorumluluk alanına bakacak olursak bütün sahillerimiz, kara sularımız ile iç sularımız olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, liman ve körfezlerimiz, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerdir arkadaşlar. Genel kolluk kuvvetleri arasında işbirliği. Genel kolluk kuvvetlerinin birbirlerine yardımcı olmalarının esas ve usulleri kendi kuruluş kanunlarında belirlenmiştir. 25.59 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, polis teşkilatı bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile jandarma karakol komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar der arkadaşlar. 25.59 sayılı kanun madde 25. Jandarma teşkilat görev ve yetkileri yönetmeliği. Jandarma veya emniyet teşkilatı kendi sorumluluk sahasında yetersiz kaldıkları veya kalacaklarının değerlendirilmesi halinde mahalli mülki amirler tarafından belirlenen sorumluluk sahalarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Madde 10. Gerek jandarma ve gerekse emniyet teşkilatı kendi sorumluluk alanlarındaki görevlerini kendi kuvvetleriyle yerine getirmek zorundadır. Ancak jandarma ve emniyet teşkilatı kendi sorumluluk bölgesinde yetersiz kaldıkları takdirde ya da gelişmekte olan olayların değerlendirilmesinde yetersiz kalacakları anlaşıldığında jandarma ve polis geçici bir süre için birbirlerinin sorumluluk bölgesinde görevlendirilebilirler. Bu görev hiçbir zaman süreklilik taşımaz. İstenen sonuç alındığında yardıma gelen kuvvet kendi görev bölgesine döner. Polisin jandarmaya yapacağı yardım belli bir bölgede emniyet ve asayiş görevlerini üzerine almak, devriyeleri gezdirmek ya da toplu kuvvet sevk etmek biçiminde olur. Madde 23. Jandarma emniyet ve asayiş sağlama ve kamu düzenini koruma amacıyla jandarma teşkilat görev ve yetkileri kanunu ile polis vazife ve selahiyet kanununda belirtilen gerekli her türlü güvenlik tedbirlerini almaya yetkilidir der madde 24 arkadaşlar. Bir il içinde emniyet ve asayişin korunması için jandarma, emniyet ve diğer kolluk, özel kolluk kuvvetlerini kullanmak ve bu kuvvetlerin birbirine yardımını sağlamak en büyük
Mülki amirin yetkilerindendir arkadaşlar. İlçede kaymakamın, ilde valinin arkadaşlar. Genel, özel, bütün kolluk kuvvetlerinin amir olduğu için. Olay faillerin belirlenmesi ve yakalanmaları konularında jandarma ve polis kendi sorumluluk alanlarında birbirlerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdürler der arkadaşlar. Polisin sorumluluk bölgesinde polis teşkilatı bulunmayan yerlerde yetkili jandarma komutanları 28.03 sayılı kanuna göre polise verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde polis sorumluluk alanında herhangi bir suçla karşılaşılan jandarma iç güvenlik kuvvetlerine mensup jandarmalar orada o anda polis yoksa olaya müdahale etmek ve polise de haber vermek polis memurlarının istemi üzerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür. Bu gibi durumlarda jandarma polis memurları gelinceye kadar olay yerinde soruşturma yapamaz. Durumu olduğu gibi koruyarak delillerin kaybolmaması için gereken önlemleri alır. Olay yerinde el koydukları nesnelere gelen polis memurlarına bir alındı belgesiyle teslim ederler. Jandarma polis memurlarının gelmesi geciktiğinde soruşturma yapar ve soruşturma evrakını istem olmadan polis makamlarına gönderir. Zorunlu durumlarda polis yetkilileri de jandarma sorumluluk alanında yukarıdaki şekilde hareket ederler arkadaşlar. Polis yetkilileri de arkadaşlar. Sahil güvenliğin sorumluluk bölgesinde karada başlayıp denizde devam eden suçlar yani. Sahil güvenlik komutanlığının sahillerimiz, karasularımız ve iç sularımızın korunması, deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi gibi görevlerin dışında genel güvenlik kuvvetlerince takip edilen ve karada başlayıp denizde devam eden suçların izlenmesi, suçluların yakalanmasında diğer güvenlik kuvvetlerine yardım edeceği, gerektiğinde suçluları yakalayıp yetkili makamlara teslim edeceği kuruluş kanununda belirtilmiştir arkadaşlar. Görüldüğü gibi genel kolluk kuvvetlerinin emniyet ve asayişin sağlanmasında işbirliği yapmaları yasalarla düzenlenmiştir arkadaşlar. Bunun nedeni devlet tarafından güvenlik hizmetlerinin bir bütün olarak algılanması ve kesintisiz devam etmesi gerekliliğidir. Bu bütünlük anlayışının diğer bir göstergesi de memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden genel kolluk ve icabında bütün kolluk kuvvetlerinden yararlanabileceği belirtilerek İçişleri Bakanlığı'nın sorumlu tutulmasıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile bu teşkilatlarda görev yapan kolluk görevlileri için hazırlanan kolluk etik ilkeleri ve ilkelerde ifade edilen değerler açısından önemli olduğu için aşağıda verilmiştir denmiş arkadaşlar. Özel güvenliğe bakalım şimdi arkadaşlar. Genel kolluğu tamamladık arkadaşlar. Kolluk etik ilkelerini arkadaşlar kolluk hukuku dersinde işlemiştik arkadaşlar. Bu bölümde işlemeyeceğiz bu videoda. Özel güvenlik toplumun dirlik ve düzenini, mal ve can emniyetini sağlamak devletin en önde gelen görevlerinden biridir. Devlet bu işlevini kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yerine getirir. Fakat özel güvenlik bir kolluk değildir. Burada belirtmek gerekirse yine. Genel kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlama görevi niteliğinde bulunmayan faaliyetlerde özel tedbirler alması, özel koruma hizmeti vermesi yerine bu gibi faaliyetlerin yetkileri görevli olduğu alanla sınırlı. Kamu güvenliğin tamamlayıcı mahiyette özel görevlileri yaptırılması düşüncesiyle ülkemizde özel güvenlikle ilgili ilk yasal düzenleme 1981 yılında 2495 sayılı bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerin sağlanması hakkında kanunla yapılmıştır arkadaşlar. Bu kanunla ülke ekonomisine ya da devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan kamu ve özel hukuk tüzel kişileriyle gerçek kişilere ait kurum ve kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma gibi tehlikelerden korunması ve güvenliklerin sağlanması amaçlanmıştır arkadaşlar. Milli eğitim, öğretim ve ekonomi ile devletin savaş gücüne önemli katkısı bulunan barajlar, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt, nakil, depolama, yükleme tesisleri ve benzeri yerlerde sivil trafiğe açık devlet eliyle işletilen hava meydanları ve limanlar, tarihi eserler, ören yerleri, açık ve kapalı müzeler, sanayi, ticaret ve turistik tesislerin korunması bu kanun kapsamına alınmıştır arkadaşlar. 2495 sayılı kanun kapsamına. Kanun kapsamına giren yerlerden hangilerinin koruma ve güvenliğinin bu kanun hükümlerine göre sağlanacağı konusunda karar yetkisi ilgili kuruluş ve bakanlığın görüş ve talepleri dikkate alınarak İçişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'na verilmiştir zamanında arkadaşlar. 1995 yılında yapılan bir değişiklikle İstanbul ve diğer şehirlerdeki kapalı çarşı ve buna benzer ticari turistik tesislerde bu kanun çerçevesinde özel güvenlik teşkilatı kurulmasına İzin verilmiştir. Bu 2495 sayılı kanun arkadaşlar özel güvenlik mevzuatı dersimizin son bölümünde işlemiştik arkadaşlar 14. bölümde madde madde oradan takip edebilirsiniz Erkan Tosun YouTube kanalında. Ancak zamanla toplum hayatında ve teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak herkes tarafından kullanılabilir ve elde edilebilir hale gelen görüntü ve ses kayıt
cihazlarıyla internetin yaygınlaşması sonucu özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin artması, şehir merkezlerine uzak yerleşim birimlerinin oluşması, terör örgütlerinin sivil yaşamı tehdidi, büyük alışveriş merkezlerinde meydana gelen patlamalar, havalanları, liman, gar, otogar, tren, metro istasyonları ve buralardaki insanlara ulaşım araçlarına yönelik eylemler ve süregelen tehditler, banka, kuyumcu, döviz bürosu, PTT merkezleri gibi nakit para bulunan yerlere soygun girişimleri, hırsızlık ve kapkaç olaylarının çoğalması, spor müsabakalarında şiddetin artması ve benzeri gibi olaylar güvenliğe duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu tür faaliyetlerin genellikle ticari amaçlı özel organizasyonlar olması, Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde benzer hizmetlerin özel güvenliğe yaptırılması, genel kolluğun iş yükünü artırarak asli faaliyetlerinde etkinliğinin zafiyete uğramaması ve mevcut 24-95 sayılı kanun günün ihtiyaçlarını karşılayamaması sonunda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu durum 26 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun genel gerekçesinde kamunun can ve mal güvenliğini sağlamak esasen devletin en önemli görevlerinden biridir. Öbür taraftan kişilerin canını ve malını koruma hakkı vardır. Devletçe sağlanan genel güvenliğe ek olarak canını ve malını ayrıca korumak isteyenlere bu imkanı sağlanması gerekir şeklinde ifade edilmiştir arkadaşlar. 2004 yılında yürürlüğe giren 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunla 24-95 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Eski kanun. Böylece bazı kurum ve kuruluşların bünyelerinde özel güvenlik teşkilatı kurmaları konusunda zorunluluk kaldırılmış ve bu ihtiyaçlarını 67-62 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alma yoluyla da karşılayabilmelerine imkan tanınmıştır. 51-88 sayılı kanunda özel güvenlik şirketlerinin İçişleri Bakanlığı denetiminde faaliyet göstermesi, özel güvenlik görevlisi olabilmek için eğitim alınması zorunluluğu gibi konular düzenlenmiştir yeni kanuna. 5188 sayılı kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenleyen özel güvenlik hizmetlerine dair kanun uygulanmasına ilişkin yönetmelik de aynı yıl 07-10-2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir arkadaşlar. Ayrıca özel güvenlik hizmetleri genelgesi de var arkadaşlar. Mevzuat dediğimizde özel güvenlik hizmetlerine dair kanun, bu kanun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve özel güvenlik hizmetleri genelgesinden bahsediyoruz arkadaşlar. 5188 sayılı kanun. Özel güvenlik görevlisi kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişileri ifade eder. Yani yönetmeliğin 4. maddesi arkadaşlar. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı kanun 7. maddesinde sayılmıştır. Bunlara bakacak olursak koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları kişisel cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösteri ve benzeri etkinliklerle cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları kişisel cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, 14-12 sayılı ceza mahkemeleri usulü kanunu 127. maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama, görev alanında haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama, yangın, deprem gibi tabii afet durumlarda ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve kontlara girme, hava meydanları, liman, gari, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kaptan geçirme, bu kişilerin istihbaratını dedektörle arama, eşyaları kişisel cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, genel kolluk kuvvetlerinin derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma, terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama, olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla ceza mahkemeleri usulü kanunu 157. maddesine göre yakalama, Türk Medeni Kanunu 981. maddesine, Borçlar Kanunu 52. maddesine, Türk Ceza Kanunu 49. maddesinin 1. fıkrasının 1 ve 2 numaralı beyanlarına göre zor kullanma şeklinde sayılmıştır arkadaşlar. Bu özel güvenliğin yetkilerini de arkadaşlar özel güvenlik hukuku dersimizde geniş çaplı işlemiştik zaten biliyorsunuz arkadaşlar. YouTube kanalında yer alıyor. Görev ve sorumluluk alana bakalım arkadaşlar. Özel güvenliğin. Özel güvenliğin görev alanı esasen genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve komisyon tarafından sınırlar verilen bir alandır. Özel güvenlik görevlileri kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerin sadece görevli oldukları sürede ve görev alanlarında kimlik kartta, özel güvenlik kimlik kartta yakaladığında takılı olmak suretiyle kullanabilirler. Özel güvenlik görevlileri silahlı görev yapabileceği koruma hizmetleri bulundurabilecekleri silahların ve özellikleri ve miktarları özel güvenlik komisyonu tarafından belirleniyor. Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar ancak zorunlu hallerde görev alanı komisyon kararıyla genişletilebilir. Ayrıca güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılıyor. Şimdi genel kolluğu özel güvenliğe bitirdik. Genel kolluk özel güvenlik ilişkileri bunun suç önlemindeki yeri ve önemine bakalım.
Önleyici kolluk hizmeti suçu oluşmadan önlemeye ve engellemeye yönelik işlemlerdir. Suçla mücadele istihbarat variyetleri önleyici ve caydırıcı aşamalarıyla bir bütündür. İstisnai durumlar hariç özel güvenlik görevleri insan trafiğinin yoğun olduğu spor müsabakaları, sahne gösterileri, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, hastaneler, fabrikalar, konut, siteler ve benzeri yerlerde görev yapmaktadırlar. Bir özel güvenlik görevlisi belirli bir süre görev yaptıktan sonra görev belgesinde olağan dışı durumlara şüphe çekeceği kişi ve hareketleri kuşkusuz herkesten daha iyi gözlemleyebilir ve fark edebilir. Son yıllarda terör örgütlerinin özellikle insan kalabalığının yoğun olduğu yerlere önceden patlayıcı madde yerleştirmek veya canlı bomba kullanmak suretiyle sansasyonel eylemlere yöneldikleri göz önünde tutularak görev bölgesinde bu türden şüpheli hareketler, olaylar genel kolla haber verilmesi gerekir derhal arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisi, görev alanının bulunduğu mahalleden sorumlu genel kolluk kuvvetiyle en seri şekilde irtibata geçecek telefon numarası, adres gibi bilgilere sahip olması gerekir. Genel kollukla özel güvenlik arasında kurulacak işbirliği her iki tarafın çalışmalarını kolaylaştırmakla kalmayacak, güvenlik hizmetlerinin etkinliğini de artıracaktır. Özel güvenlik görevlisi görevli olduğu alan dışında herhangi bir suçun işlendiğini, faillerin kaçtığını gördüğünde müdahale etmemeli, ancak genel kolluğa hemen bildirmeli, gerekirse işgal tarifi vermelidir. Suç önleme ve işlenmiş suçların aydınlatılması faaliyetlerinde genel kolluğa yardımcı olmak, işlenmiş bir suçla ilgili bilgisi varsa yetkililere aktarmak her vatandaşın görevidir. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevi, görev alanlarında herhangi bir vatandaştan daha fazla sorumluluğu olduğunu bilinciyle hareket etmelidir. Özel güvenliğin görev alanındaki suçları önlemede etkinliği arttıkça genel kolluk, asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat, trafik gibi asli fonksiyonlarında daha etkin olabilecektir. Özel güvenliğin genel kolluğa yardımcı olma yükümlülüğü. Özel kolluğun, özel güvenliğin diyebiliriz burada. Sorumluluk alanında özel güvenlik görevlerinin bulunmaması nedeniyle meydana gelen ihlal ya da suçlara genel kolluğun müdahaleye yetkili olduğu husus gerek polis gerekse jandarmanın kuruluş kanunlarında belirtilmiştir. 5188 sayılı kanun özel kişi ve kurumların devlet tarafından sağlanan genel güvenlik hizmetinin yanında özel olarak korunmak istendiklerinde özel güvenlik şirketlerine hizmet satın alarak korunabilmelerine imkan sağlanmasına güvenliğin özelleştiği ya veya genel kolluğun bazı yetki ve sorumlulukların özele devredildiği gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır arkadaşlar. Zaten uygulamada da bu şekilde bir uygulama yok zaten. Kamunun genel güvenliği devlet tarafından genel kolluk kuvvetleri vasıtasıyla sağlanmaktadır. 5188 sayılı kanun amaç maddesinde belirtildiği gibi özel güvenlik kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyettedir. Bir kolluk değildir yani. Özel güvenlik görevlerinin genel kolluğa bildirmesi, zorunlu durumlar ve birlikte çalışılması halinde genel kolluğun emrine gireceğini düzenleyen hususlar 5188 sayılı kanun ve özel güvenlik hizmetleri dar kanun uygulamasına ilişkin yönetmelikte açıkça ifade edilmiştir. 51-88 sayılı kanundaki düzenlemeler. Özel güvenliğin görev yaptığı havalimanı, liman, gümrük, gar, istasyon gibi yerlerle spor müsabakası, sahne gösterisi ve benzeri etkinliklerde özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye veya kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya mülki idare amirlerinin yetkili oldukları, ayrıca İl İdaresi Kanunu vali ve kaymakamlara verdiği yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorunda olduğu belirtilmiştir. Özel güvenlik görevlilerine aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmese bile tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma yetkisi genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla tanınmıştır. Zor kullanma ve yakalama konusu ise bu yetkilerin kullanılması halinde olay en seri vasıtayla genel kolluğa bildirilerek yakalanan kişi ve zapt edilen eşyanın genel kolluğa teslim edilmesi şeklinde düzenlenmiştir. Yönetmelikteki düzenlemelere bakalım. Halkın can ve mal güvenliğinin ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye, özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini aşan uygulamaları kaldırmaya, alınan güvenlik tedbirlerin değiştirilmesine veya ek tedbirler alınmasını istemeye mülki idari amirler yetkilidir. Görev alanı içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde özel güvenlik görevlileri durumu derhal genel kolluğa bildirmek zorundadır. Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında mülki idari amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu takdirde özel güvenlik görevlileri mülki idari amiri ve genel kolluk amirinin emrine gireceği belirtilmiştir. Adli ve önleme aramaları yönetmeliği hükümlerine göre kamuya açık alanlarda yapılan üst aramalarına özel güvenlik görevlilerinin genel kolluğun gözetim ve denetiminde katılacağı arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan
madde ve cisimlerin yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edileceği belirtilmiştir. Kamuya açık yerler, belli koşullara uymak suretiyle herkesin girebileceği yerlerdir. Kamuya ait yerler, sokak, cadde, parklar, akarsu, göl, deniz kıyıları ve benzeri yerlerdir arkadaşlar. Özel güvenlik görevlerine görev alan içerisinde suça el koyma, devamını önleme, suçun devamını önleme yani. Olay yerine ve suç delillerini muhafaza etme yetkisi tanınmış. Genel kolluğun el koymasına itibaren genel kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama faaliyetine yardımcı olacağı belirtilmiştir arkadaşlar. Özel güvenliğin denetimi 5188 sayılı yasa ile özel güvenlik ile kamu güvenliği arasında ayrım yapılarak özel güvenlik özel alana bırakılmış, özel koruma isteyen özel kişilerin korunması bu kişilerin talebine bağlı hale getirilmiş, özel güvenliğin özünde bir hizmet olması nedeniyle özel sektör kuruluşlarına devlet izni ve denetimi altında özel güvenlik hizmeti ve özel güvenlik eğitimi verme imkanı sağlanmış. Ancak özel güvenliğin güvenlik boyutu özel güvenlik şirketlerinin devlet tarafından titizlikle denetlenmesine, kanuna aykırı davranılması halinde işlenen suçun ağırlığına göre idari ve adli cezalar verilmesini öngörülmüştür arkadaşlar. Bu adli ve idari cezalar kanunda sayılmıştır zaten. 5188 sayılı kanunda. Denetim, bakanlık ve valilikler kanun ve bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel güvenlik eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir. İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelgesi yılda en az bir defa ve gerek duyuldukça her zaman sorumluluk bölgesi esasına göre polis ve jandarma tarafından ayrı ayrı denetleme yapılacağı şeklindedir arkadaşlar. Denetimin kapsamı yönetmeliğin 44. maddesine göre faaliyet izni ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı, özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığı, üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin valiliğe bildirip bildirilmediği, görev alanına uyulup uyulmadığı, silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne göre korunup korunmadığı, kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, eğitim hizmetlerine yönelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, kanun ve yönetmeliğin diğer hükümlerine uygulanıp uygulanmadığı ve amaç dışında faaliyet gösterip gösterilmediği incelenir. Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki farklara bakalım. Görev alanı, yetki, bağlı oldukları makam açısından farklar. Görev alanı genel kolluk kuvvetleri görev alanlarına göre ülke genelinde görev yapar. Özel güvenlik görevlisi sadece sınırları belli olan ve komisyon tarafından özel güvenlik izni verilmiş olan alanda görev yapar. Yetki genel kolluk görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde hizmet branşı yeri ve zamanına bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve delilleri yetkili kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevinin yetki kullanımı görev alanını ve süresiyle sınırlandırılmıştır. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri görev alanında bir suçla karşılaştığında gerekli işlemleri yaparak olay yerini ve delilleri muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Olay yerine intikal eden genel kolluğun talebi olursa özel güvenlik araştırma faaliyetine yardımcı olur. Ayrıca özel güvenlik alanında özel güvenliğe mensup görevlinin bulunmadığı yerlerde genel kolluk bunlara ait işlemleri yapmaya yetkilidir. Ancak bu durumun tersi yani özel güvenliğin genel kolluğun sorumluluk alanında genel kolluk yetkisi kullanması mümkün değildir arkadaşlar. Genel kolluk kuvvetlerine mensup personel ateşli silahlarını üzerlerinde taşıyabilir veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler. Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanunun 9. maddesinde belirtilen durumların dışında silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Bağlı oldukları makam genel kolluk kuvvetleri emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Özel güvenlik görevlilerinin ise koruma ve güvenlik hizmeti verdiği yere göre kamu özel sektöre göre bağlılığı değişebilir arkadaşlar. Yani ilk amirleri mesela bir fabrikada görev yapıyorsa arkadaşlar oradaki güvenlik müdürü, idari işler şefi falandır arkadaşlar. Öyle diyebiliriz. Diğer farklar genel kolluk faaliyetleri, kamu düzenini, toplum güvenliğini, dirlik ve esenliğini, genel ahlakını ve sağlığını korumaya yönelik tedbirleri alırken gerektiğinde kanunların verdiği yetkiyle kişilerin ve toplulukların temel hak ve hürriyetlerini sınırlayabilen bir kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin özellikleri süreklilik ve düzenlilik, ihtiyaç doğrultusunda sürekli yani kesintisiz ve düzenli olarak yürütülmesi kamu hizmetinin en önemli özelliklerindendir. Tarafsızlık ve eşitlik, idarenin kamu hizmetini yürütürken objektif davranması, vatandaşlar arasında herhangi bir biçimde ayrım yapmadan eşit hizmet sağlamakla yükümlü olmasıdır. Değişkenlik kamu hizmetlerinin değişen toplumsal ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesidir. Bedelsizlik kamu hizmetlerinin bedelsiz sunulması, katkı payı
şeklinde bir bedel alınması gerekiyorsa bu hizmetten yararlananların ödeme gücünü aşmayacak şekilde olmasıdır. Genel kolluk tarafından yürütülen kolluk faaliyetleri kamu hizmeti özelliklerini taşır. Genel kolluk kuvvetleri yasaların verdiği yetkilerle görev alanı esasına göre ve devlet adına ülkenin tümünde görev yaparlar. Jandarmanın 1839, polisin 1845 ve sahil güvenliğinin 1866 yılına giden başlangıçları, yani çok, çok eskilere giden başlangıçları dikkate alındığında genel kolluk kuvvetlerinin 100 yılı aşkın bir tarihe sahip oldukları görülür. Genel kolluk birimlerinin gelişmiş kurum kültürleri, binalarında, teknolojik araç gelişlerinde, törenlerinde, emir komuta ilişkilerinde, ödül ceza sistemlerinde, kısaca tüm organizasyonlarında güçlü bir şekilde yansır. Özel güvenliğin başlangıcı ise yasanın yürürlüğe girdiği 2004 yılıdır. Özel güvenlik görevleri ya da daha geniş anlamda özel güvenlik sektörü henüz kurumsal kimlik oluşturacak birikim ve deneyimi kazanamamış. Dolayısıyla gelişen olaylar karşısında genel kolluk kuvvetleri kadar doğru refleksler de geliştirememiştir diyebiliriz. Korumakla sorumlu oldukları alanda özel güvenlik görevleri can ve mal güvenliğini ve kamu düzenini sağlar, suç işlenmesini önler, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü maddeyi tespit etmek amacıyla elektronik cihazlarla üst taraması yapabilir. Yangın, deprem ve sel gibi afetlerde arama kurtarma görevlerine yardımcı olur. Bir suçla karşılaştığında suça el koyar, suçun devamını önler, sanığı tespit eder ve yakalar. Olay yerini ve suç delillerini korur ve yetkili genel kolluğa teslim eder. Spor müsabakaları, sahne gösterileri, düğün ve cenaze törenleri, konserler, toplantılar ve toplu ulaşım tesislerinde havalimanı, liman, gar gibi yerlerde kimlik sorabilir. Özel güvenlik görevleri gece görevlerinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformaların üzerine arkasında ışığı yansıtan özel güvenlik ibaresi yazılı yelek giyerler. Özel güvenlik görevlerinin görev alanı ve süresi dışında suçla karşılaştıklarında yetkileri herhangi bir vatandaştan fazla değildir. Suçüstü halinde yani. Özel güvenlik personeli parmak izi ve fotoğraf alamaz, teknik takip ve dinleme yapamaz, özel hayata müdahale edemez, suç soruşturamaz, delili inceleyemez. Elle, yani kolluk gözetimi olmadan elle üst taraması veya eşya araması yapamaz. Kimlik tespit edemez, ifade alamaz, tutuklama yapamaz. Tutuklamayı zaten genel kolluk da yapamıyor arkadaşlar. Mahkeme kararı olması lazım. Savcı bile yapamaz yani. Özel güvenlik görevlerinin üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleriyle kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renk, biçim ve motifte olamaz. Yani bir kolluk kuvvetini taklit edecek türde olamaz. Yani polis veya jandarma üniformasına benzetilemez. Ya da arkadaşlar gümrük muhafaza memurlarının üniformalarına benzetilemez gibi ifadeler yer alıyor yani. Özel güvenliğin üniformalı çalıştırılmasının amacı görev yaptığında alanda farkındalık yaratmak. Yani görünür olmak, o yerin korunduğunu göstermektir arkadaşlar, üniformalı olması. Özel kolluğun görev alanında genel kolluğa müdahale yetkisi veren maddeler. Özel güvenliğin diyelim arkadaşlar, daha doğru olur. Özel kolluğun değil de. Polis Vazife ve Salayiyet Kanunu mahsus zabıta teşkilatı olan işlerde bu teşkilata mensup memur bulunmadığı yerlerde polis bunlara ait inzibati muameleleri yapmaya selahiyetlidir der. Jandarma teşkilatı görev ve yetkileri yönetmeliği, jandarma sorumluluk alanı dışında olmakla birlikte özel kolluk kuruluşlarının ya da özel güvenlik görevinin sorumluluk alanına giren konularda bu kuruluş ve kuvvetlerin yokluğunda ötürü meydana gelen ihlal ya da suçlar nedeniyle jandarmanın görevlendirilmesi ya da kendiliğinden olaya el koyması mümkündür. Bu gibi durumlarda jandarmanın görev yaptığı o yer jandarmanın görev alanı sayılır. Özel kolluk ve güvenlik teşkilatlarının görevine giren konulardaki yetki ve görevler, bu gibi kolluk ve güvenlik teşkilatlarının amir ve memurların bulunmadığı durumlarda jandarma kendi görev ve sorumluluk alanı içinde olmak kaydıyla bunlara ait yetkileri kullanır ve görevleri yürütür denmektedir arkadaşlar. Genel kolluğun özel güvenlik alanına girerken uyulması gereken kurallar ve istisnai durumlar. 61-36 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun başta olmak üzere diğer kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip olanların 61-36 sayılı kanunda silahla girilemeyeceği belirtilen yerler dışındaki yerlere kimliklerini beyan etmeleri ve silah ruhsatlarını göstermeleri halinde girişlerin engellenmemesi gerekir. Ruhsatlı silahların yani. Örneğin askeri tesisler, havalanları gibi herkesin giremeyeceği alanlar ile tamamen silahtan arındırılmış ve muhafaza altına alınmış silahla girilemeyeceği yönde özel mevzuatla düzenleme yapılmış yerlere silahlı olarak girilemez. Ancak bunlar dışında kalan özel güvenlik görevlerince koruma ve güvenlik hizmeti verilen kamuya açık yerler aynı zamanda genel kolluğun görev alanı
olduğu için bu gibi yerlere girişte genel kolluk personeli silahını teslim etme zorunluluğu yoktur. Yani özel güvenlik genel kolluğun silahını emanete alamaz arkadaşlar. Ateşli silahı emanete alamaz. Ruhsatsız silahlar hariç kişilerin ruhsatlı silahlarını da emanete alamaz. Özel güvenlik alanında genel kolluğun yapacağı görevin silahsız olmasını gerektiren istisnai hallerde genel kolluk görevlisi usulüne uygun şekilde silahını teslim etmelidir denmiş arkadaşlar. Yani mesela polis mahkemelere silahla giremez arkadaşlar. Mahkeme salonlarına bu gibi yerlerden bahsediyor. 5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlerinin genel kolluk emrine girmesi gerektiren şartlar oluştuğunda özel güvenlik görevleri genel kolluk mensuplarının hizmete ilişkin hukuka uygun ve konusu suç teşkil etmeyen yanında yani kanuna uygun emirlerini yerine getirmek zorundadır arkadaşlar. Komisyon tarafından görev alanı olarak tanımlanmış bölgede güvenliğin özel güvenlik tarafından sağlanması genel kolluğun o alandaki yetkilerini kısıtlamaz. Emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki genel kolluktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son konumuz olan genel kolluk özel güvenlik işbirliği ve entegrasyon projesi KAN projesine bakalım arkadaşlar. Dersin son konusu. Özel güvenlik görevlerin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişimi, etkin işbirliği ve koordinasyonu sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından genel kolluk özel güvenlik işbirliği ve entegrasyon projesi yani KAN projesi hazırlanarak 5 Kasım 2018 tarihinde bakanlık yani İçişleri Bakanlığı'nın oluru alınmıştır. KAN projesiyle özel güvenlik görevlerinin görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları başta olmak üzere görev yapılan tüm alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak halkımıza sunulan güvenlik hizmetinin kalitesinin artırılması amaçlanmıştır arkadaşlar KAN projesi sayesinde. KAN projesi kapsamında arkadaşlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından ülke genelinde arkadaşlar eğitimler veriliyor arkadaşlar. Hem genel kolluk personellerine hem de özel güvenlik personellerine birleştirilmiş şekilde, toplu şekilde arkadaşlar. Bu amaçla ülke genelinde eğitimler de geliştiriliyor, uygulamalar geliştiriliyor arkadaşlar diyebiliriz. Evet arkadaşlar, ders buraya kadar. Teşekkürler.